Şimdi meselenin şu tarafından bakacağız. Gönül Tolla, Erdoğan'ın savaşı diye Suriye İç Savaşı'nda Türkiye'nin politikasını irdeleyen bir kitap yazmıştı Gönül Tol. Ben Gönül Tol'a soracağım. Ne diyelim Gönül Tol, bu geldiğimiz noktada nereden başlayalım, nereden başlamak istersin? Teşekkür ederim Nevşin Hanım, misafir ettiğiniz için. Şimdi şeyden önce programdan önce şeyden bahsetmiştik. Hani bir çözüm var mı bu meseleye? Eğer çözümden kasıt Suriyeli ülkedeki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye döndürülmesi ise ben onu çok gerçekçi bulmuyorum. Her şeyden önce bunun bir uluslararası hukuk boyutu var. İkincisi lojistik olarak da tabii bir problem. Milyonlarca insanı hala savaş bölgesi kabul edilen bir bölgeye göndermek gerçekçi değil. Özellikle de bu insanlar kendileri istemiyorlarsa göndermek mümkün değil. Eğer bir Ya çözüm burada işte ama olacaksa... tabii Türkiye de şeye bakıyor Gönül Tol. Ki çerçevede dediğiniz, ben de daha önce söylediğim için çok linç edildim foncu falan diye. Hani bin bir türlü uluslararası anlaşma var, şu var, bu var, ama şimdi millet de dönüyor İngiltere'ye bakıyor mesela. Yani orada da kıyametler koptu. İngiltere'nin Ruanda programı konusunda mesela. Çeşitli işte uluslararası mahkemelerden kararlar çıktı, revize ettiler mi? Ha mesela tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ruanda programı da şeyi söylemek lazım. Ya büyük ölçüde göz boyama olduğunu, ciddi anlamda kitlesel kimsenin gönderilmediğini, çünkü o da kolay değil, göndereceğim diyor, dava açıyor gönderilecek kişi, şöyle diyor, böyle diyor, gidebilir mi, gidemez. Bir de göndermek aşırı maliyetli mesela. Tam bir o da muhafazakar partinin göz boyaması oldu ama. Kağıt üzerinde baktığın zaman millet diyor ki, kardeşim diyor, İngiltere Ruanda'ya gönderiyor, biz niye bakıyoruz? Biz niye gönderemeyelim? Avrupa ülkeleri gönderiyor da bize gelince mi uluslararası hukuk diyor insanlar? Yok, çok haklısınız. Çok doğru. Yani yanlış anlaşılmamak adına da onu söylemem lazım. Yani bir lojistik olarak gerçekten ne yapacaksınız? Zorla insanları otobüslere şey yapıp doldurup Suriye'ye mi göndereceksiniz? Sınır güvenliğiniz olmadığı sürece bunu yapmak kolay değil. Dolayısıyla eğer Ya bir bir de geri çözüm olacak. geliyorlar. Çok özür dilerim. Bir de böyle bırakılanlar da oldu. Sınır güvenliği olmayınca herkes geri dönüyor. O da var. Çok özür Tabii. dilerim. Buyurun. Dolayısıyla bir çözüm olacaksa bu yani Adana Anlaşması çerçevesinde olmak zorunda. Neydi o? Evet, Türkiye'nin Suriye'den kaynaklı güvenlik problemleri olduğu açık. Fakat geçmişte bu sorun nasıl çözülüyordu? Adana Anlaşması çerçevesinde neydi o anlaşma? Türkiye'nin işte PKK militanlarını hedef alan operasyonlar için Suriye sınırına operasyon yapma hakkı vardı ve bunu rejimle bir işbirliği halinde yürütüyordu ve rejim de bu konuda PKK'ya karşı Türkiye'nin mücadelesinde destek veriyordu. Şimdi o noktaya nasıl geri dönebiliriz? Tabii bu rejimle normalleşmeden geçiyor. Erdoğan bunu çok sık söylüyor. Rejimle normalleşeceğiz diyor. Fakat tabii Esad için normalleşmenin önündeki en temel şey Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye dair yürüttüğü siyaset. Türkiye uzun zamandır diyor ki biz orada varız, Kuzey Suriye'de varız, güvenliğimizi sağlamak için varız diyor. Fakat güvenliği sağlayacak bir tampon bölge oluşturmanın ötesinde bir siyaset güdüyor Türkiye şu anda Kuzey Suriye'de. O da mini bir ulus inşasının sürecini başlatmış durumda. Yani orada ben bugün O Twitter'da kadar bunu... güzel bir yere geldiniz ki bunu destekleyecek bir şey göstereceğim. Bakın şu haber yapılmış, Suriye Milli Ordusu ile alakalı kısacık göstereyim. Suriye Milli Ordusu askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açtı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı. Suriye Milli Ordusu askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında Suriye Milli Ordusu için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesinin amaçlandı. Savunma Bakanlığı Harp Okulu 29 Mayıs 2024'te açıldı. Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu yetkililerinin katılımıyla açılan Halep'in Afrin ilçesindeki Harp Okulu'nda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO... Mesela. Evet. Evet, çok önemli bu ve onun ötesinde postaneler açıyor, hastaneler açıyor, camiler yapılıyor fakat daha da önemlisi sınır illerde yani eski gibi Antep gibi yerlerin, Hatay gibi yerlerin valileri, belediye başkanları mesela Antep'in belediye başkanı Fatma Şahin'in bir açıklaması var. 2016'da Cerablus'ta şöyle bir açıklama yapıyor Fatma Şahin. Diyor ki biz bu bölgede belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. Üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Elektriğini, suyunu sağlama konusunda inanılmaz çaba gösteriyoruz. Şimdi bu tabii şeyi düşündürüyor.
burası bir başka egemen ülkenin toprağı. Ve Türkiye böyle bir rol biçmiş kendisine. Şimdi bunun sadece Türk halkına, yani vergi ödeyen vatandaşa bir mali götürüsünün dışında aynı zamanda rejim ve normalleşmenin önündeki en temel engel. Esad diyor ki hay hay el sıkışalım, fakat o zaman bütünüyle çekileceksin Suriye topraklarından diyor. Bunu yapamadığınız sürece geri kalan her şey, yani işte 100 kişi 200 kişi otobüse doldurup Suriyeli mülteciyi Suriye'ye göndermek, sizin de bahsettiğiniz gibi göz boyamanın ötesinde ciddi bir çözüm olmayacak. Yani vallahi işte onu da anlamayacak. Bir dönem, şimdi tabii Türkiye'nin normal bir uzun erimli bir dış politikası da olmadığı için bir dönem şeyde gaza gelmişlerdi. Yani Suriye'nin bu tampon bölge gibi girilip, anladığım kadarıyla plan aslında oraları da Türkiye'ye katmak falan gibi düşünüyorlar benim anladığım kadarıyla. Zamanla işte biz orada devlet dairesi falanca, oralarda Türkiye olur herhalde. Benim öyle onu yapmaya çalışıyorlar. Fakat tabii öte yandan yani iyi oralara girip oralara da böyle kendince de facto olarak varlık kurunca iyi, bu orada da bir nüfus var, yani orada yaşayan insanlar var. İki, bunları da bünyene almış oluyorsunuz. Şimdi böyle bir açmaz var. Orada da bir şey oldu, yani sosyolojik olarak uyumsuzluk oldu sonuçta. Her ne kadar AK Parti hepimiz Müslüman can ne olacak falan dese de o iş öyle değil yani. Bir de işte Fatma Şahin'in yeniden söylediklerini bana çok çarpıcı gelmişti. Kitabı yazarken aynı zamanda o sınır bölgelerinde de söyleşiler yapmıştım. Özgür Suriye Ordusu içerisindeki gruplarla da. O dönem mesela Fatma Şahin şunu söylüyordu. Bizim amacımız bu bölgeleri Türkiye'ye entegre etmek diyordu. Çok netti yani yaptığı açıklama. Niyetini gösteriyordu Türk hükümetinin. Şimdi böyle bir durumda siz nasıl normalleşeceksiniz rejimle? Normalleşmediğiniz takdirde de bu Türkiye içerisindeki bu mülteci meselesini gerçekçi bir şey çözüm bulmak neredeyse imkansız. O yüzden şey yapmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin Erdoğan'ın bunu yapabileceğini bu arada şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü oraya gerçekten bir kere Esad da çok gönüllü değil Erdoğan'la konuşma konusunda. Ruslar Ukrayna'dan önceki dönemde çok arabuluculuk yaptılar. Şunu da söylemem gerekiyor. Yani bugün itibariyle artık Türkiye'nin varlığı çok daha problemli. Kuzey Suriye'deki varlığı Türkiye açısından çok daha problemli olacak. İşte bugün bayrak yakmaları falan görüyoruz. Bunun çok farklı yansımalarını görebiliriz. Neden? Çünkü bugüne kadar Putin yeşil ışık yaktığı için aslında Türkiye oradaki varlığını devam ettirebildi. 2016'da hatırlayalım, Fırat Kalkanı nasıl olabildi? Erdoğan'ın rejimle ve Putin'le yaptığı anlaşma. Adı konulmamış bir anlaşma söz konusuydu. Bu anlaşma sayesinde Türkiye pek çok askeri operasyon yapabildi, o toprakları elinde tutabildi. Fakat bugün gelinen noktada, şimdi o dönem Putin buna yeşil ışık yakarken ikili ilişkilerde, Türkiye-Rusya ilişkilerinde Putin'in eli güçlüydü. Ve bir neredeyse al-ver sonucu bu anlaşmaya varıldı. Ve bu al-ver karşılığında Erdoğan içerideki siyaseti, neyi gerektiriyordu? Başlangıçta Türkiye'nin ana amacı Suriye'de rejimi devirmekti. Ta ki 2015 seçimlerinde Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dedikten sonra HDP çok önemli bir oy alıp şeyini kaybettiğinde, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti ve MHP ile bir masaya, anlaşma masasına oturdu. O zaman bütünüyle Erdoğan'ın Suriye'deki öncelikleri değişti. Ve o andan itibaren, yani 2015-2016'dan itibaren aslında Erdoğan rejimle masaya oturdu. Rusya ile masaya oturdu. Ve ilginç, eğer takip ederseniz, mesela pek çok operasyon yapıldı değil mi? Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan süreçte Türkiye'nin operasyonlarına paralel giden süreçler oldu. Ne oldu mesela? Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu yaptı, Halep düştü. Karşılığında rejim Halep'e girdi. Türkiye aracı oldu, yani insanlar kendi besleyip büyüttüğü Suriye ordusu, muhalif orduyu çekilmeye ikna etti Türkiye. Dolayısıyla 2016'dan bu yana aslında rejimin askeri olarak sahada kendini konsolide etmesine yardım etti Erdoğan. Neden? Kürt karşıtı siyasetin içerideki MHP ile yaptığı o işbirliğini pekiştirebilmek için. Ve bugün işte bu çıkmazın içinde bulduk kendimizi. Yani Suriye'de olanlar, Erdoğan'ın Suriye politikası her zaman
bütünüyle Erdoğan'ın kendi gücünü konsolide etmesinin bir aracı oldu. Bugün de eğer Suriye'de bir şeyden bahsediyorsak, işte mültecileri gönderelim, o da iç politikanın bir dayatması. 2019'dan itibaren bundan bahsediyor Erdoğan. Fakat bugün o kadar kolay değil Suriye'de hareket etmek Erdoğan açısından. Çünkü bence Ukrayna'nın işgalinden bu yana Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerdeki denge değişti. Erdoğan'ın eli daha güçlü. Ve Putin de çok mutlu değil. Türkiye'nin Avrupa'yla ve Ukrayna'ya verdiği destekten çok memnun değil. Dolayısıyla Türkiye'yi zorlamak için Suriye kartını kullanabilir Putin. Bu da ne demek oluyor? Erdoğan için çok daha sıkıntılı bir dönem başlıyor Suriye içerisinde. Peki bu Esad'la konuşma meselesi, yani Türkiye'de o Esad'la konuşulacak, tamam bu işte çözülecek gibi bir beklenti var. Çözülür mü? Bütünüyle Türkiye'nin askerini çekmesi gerekiyor. O şartlarda dahi, ancak bence o şartlarda sadece Erdoğan Esad masaya oturur. O şartlarda dahi Esad'ın bir güvence vermesi gerekiyor. Ne güvencesi? Buraya gelin ve sizin güvenliğinizi sağlayacağım. Şimdi bu Esad'ın sözüyle olacak bir şey değil. Bir uluslararası mekanizma kurulması gerekiyor. Nasıl bir mekanizma? Irak'ta 90'lı yıllarda olduğu gibi. Yani böyle bir şeye, rejim saldırısına kapalı bir bölge kurulması gerekiyor. Ve bu bölgenin uluslararası bir mekanizma tarafından güvenliğinin, garantörlüğünün sağlanması gerekiyor. Sadece bu da yetmiyor. Sadece güvenli bir alan yaratmak yetmiyor Türkiye'nin mülteci meselesini çözmek için. Aynı zamanda buralara altyapı yatırımları gerekiyor. Uluslararası dünyadan yatırım gerekiyor ve buraların yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki yaşanılabilir bir yer haline gelsin. Dolayısıyla çok zor. Bana Türkiye'nin Suriyeli mülteci sorununu çözmek, Erdoğan'ın ya da muhalefetin tahayyül ettiği şekilde çözmek neredeyse imkansız geliyor. O nedenle biliyorum hiç kimse konuşmak istemiyor bunu ama farklı bir çözüm konuşmak gerekiyor. O da bu insanların entegrasyonunu sağlamak bir şekilde. Çünkü o kadar milyonlarca insanı bir anlaşma sağlansa dahi, Esad rejimiyle bir anlaşma sağlansa dahi gönderebilecek, Suriye'ye gönderebilecek bir mekanizma bana yok gibi geliyor. Pardon, izleyiciler de şey yazıyor. İyi, bir tek Suriyeli peki böyle iyi ama bunun dışında Türkiye'ye gelen Afganlar var, Bangladeşliler var, bir de üçüncü ülkelerden gelenler var. Bari onlar gönderilsin diye yazanlar var. Bu tabii daha sıkı sınır kontrolü. İki, Türkiye'nin vize rejimini değiştirmesi, bana soracak olursanız. Her yere hep ben bunu söylüyorum. Vizeyi kaldırmak doğru bir uygulama değil. Yani vize bir nedenden dolayı var. Niye kaldırıyorsunuz? İçinde iç savaş olan ülkeler, ekonomik buhran olan ülkeler. Burayı vizeyi kaldırdığınız zaman bu insanların gelip dönmeyeceği %90. Bence vize kaldırma politikası sıkıntılı. Böyle bakmak lazım ama işte maalesef böyle duygusal zamanlarda insanlar teknik gerçekçi açıklama istemiyor da gaz alıcı, işte çıkılsın buradan, nefret kusulsun, slogan atılsın, kendimizi yerden yere atalım falan, biraz böyle bir beklenti var. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şunu söyleyerek bitireyim, yani Türkiye'nin toplumsal dokusu, bunu kabul etmek isteyelim ya da istemeyelim, Türkiye'nin toplumsal dokusu sonsuza kadar değişti. Ve artık bunu nasıl bir çatışmaya evrilmeyecek şekilde çözmenin yollarına bakmak lazım. Ve bunun için de işte çeşitli modeller çalışılmalı. Ama aynı zamanda sizin dediğiniz gibi sınır güvenliği çok önemli. Çünkü sınır güvenliğinin olmadığı yerlerde, yani ben hani Amerika'da yaşayan bir insan olarak ve orada Meksika sınırında yaşanan gelişmelerin Amerikan siyasetini nasıl sağa kaydırdığını görmüş bir insan olarak şunu söylüyorum. Bu tür mülteci akınlarını eğer engelleyemezseniz iç siyasetinizde gelecek jenerasyonları etkileyecek radikal dönüşümler olur. O yüzden her şeyden önce sınır güvenliği şart. İkincisi de gerçekçi çözümler. Suriyeli mülteci meselesine gerçekçi çözümler gerekiyor. Teşekkürler Gönül Tolsal. Teşekkür ederim.